Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. The Medium'a devam ediyoruz. En son çiçeği şey yapınca hepsinin tek tek yaprak gölgelendirmesi de gözüktü. Gizli odaya en nihayetinde girdik. Bir önceki bölüm bizi bayağı bir yormuştu. Şimdi teker teker hemen şurayı bir inceleyelim. Bakalım. Shit! Sadness? Kapı This isn't kapanmış. funny. Sadness? Daha doğrusu kapı değil de şey burada vardı. Dolap mı vardı, ne vardı? Keep it together, Marianne. Let's see what's in here. Ugh. I hate to think what kind of photos need this much secrecy. Kırmızı ışığı açmayı unutma. 5 saniye ışık altında tut. Her bir tepside 3 saniye boyunca beklet. Fotoğraf geliştirme prosedürü 1. Development. Fotoğrafın açıkta kalan alanlarının siyah dönmesini sağlar. Daha az ışık vuran alanlar gri bir tona dönüşür. Işığa maruz kalmayan alanlar kağıdın rengini koruyacaktır. Durdurma banyosu. Development işlemini ve development'ın etkilerini durdurur. Fotoğraf kağıdını nötralize eder. Sabitleyici kağıttan gümüşü çıkarır ve görüntüyü düzeltir. Okay, I know how this works. I need three liquids to develop the photo. Tamam canımın içi. Dur. Geri dön. Fotoğraf yok ki elimizde. That's one. Two more to go. Şurada da sıvılar var. Suppressing, huh? Not sure I like the sound of that. Felsefi, spiritualizm, doğaüstü olayları bastırmak. Kitaplar açılmıyor ama ya. Zaten şurada bir ayin mi yapacağız, ne yapacağız? Hope he's not using it as a textbook. Neyim ki? Cadıların çekici. Şurada bir sıvı daha var. Okay, that's all of them. Bunların hepsini şey mi yapacağız? Birleştir. Demek ki birleşecek bir karışım değil. This should come in handy. Şuradan da filmi aldık mı? Tamam. Nope. Doesn't work. Bu kadarcık mı? O zaman şuraya da şeyi koyalım. Looks like there's a train missing. Şimdi önce hangi sıvı olacağı belli mi? 1 numara, 2 numara, 3 numara. Buradan şu şey okunmuyor.
Şeylerin üstünde yazıyor mu acaba? Sabitleyici durdurma, nötralize demek belki de. Development. Renk koruyucu olabilir. Şu durdurucu, sabitleyici. Development ilk birincisi buraya koy. İkincisi stop. Stop durdurucu. Doğru yaptık inşallah. Fotoğraf kağıdı. Tamam da dur bakayım. I could sense something stirring behind that symbol, like a gust of wind moving a curtain. Gittikçe güçleniyor, sinsice zihnime sızmaya çalıştığını hissedebiliyorum. Dışarı çıkmak istiyor ama çıkamaz. Buna izin vermeyeceğim. En kötü ihtimalle hayır, elbet başka bir yol olur. Bu ne ya? Bu ne çağırıyor? İblis mi, şeytan mı çağırıyor? Ne yapıyor? Onun gibi bir şey. Bu çıt çıt ses ne? O açtığımız makinanın sesi mi? Çünkü büyük kitapları falan var işte, gördüğünüz gibi cadı kitabı vesaire var. Benim bir resim olacak ki onu şey yapmam lazım. Ah, that's too quick. It needs longer exposure. I missed my window. Now it's overexposed. Allah Allah. Şey kaç saniye diyordu? Her çıt sesi 5 saniye mi? Beş saniye ışık altında tut, her bir tepside 3 saniye. Yeniden al. Aldın mı? Heh. Bir, iki, üç, dört, beş. Işığa tutulmuş fotoğraf. Güzel. Too soon. It needs to stay in longer. Hayır ya, ben de dedim ki buna süre mi var acaba? Gitti mi? Yine öldü. Banyo yaptırmış fotoğraf. Tamam. Bir, 2, 3. Bu biziz. Bir, 2, 3. Ya. What the hell? Who's there? What the fuck is this? Aa, palyaço gelecek. Bizi sürekli resmimizi çekmişler.
strength. Oh. He's fucking... Hello? Are you all right? Don't look at me! Karşı tam hemen savunmasız değilsin. Bir enerji akımı oluştur. Ruh patlaması gerçekleştir. Ben de ona bakıyordum ne yapabilirim diye. Wait. Don't go. Oh God. Don't leave me here. Alone. Naked. Let me try you off. Oh God, no! Hani, alan? Don't worry, you'll be just fine. I never expected all this. Ruh patlaması dedi, olmuyor. Yine ayva yedik ya. Patlaması dediği şey mi ya? Şu tuş mu? Wait! Don't go! Oh God! Don't leave me here! Alone! Naked! Bütün tuşlara basıyorum, şu an hiçbir şey yapmıyor. Let me try you all. Oh God! No! Don't worry. Hani? Allah Allah. Abi RT tuşu diyor ya. Sağ işte. Enerji akımı oluştur ve RT tuşuna basarak ruh patlamasını gerçekleştir. Wait. Don't go. Oh God. Don't leave me here. Alone. Naked. Şeye basacağım diye yakalanacağım. Oh God. No. Olmuyor ya. Niye yardımcı olmuyor oyun bana? Abi yardımcı olsana bana ya. Niye yardımcı olmuyorsun? Dur bakayım bir. Wait. Don't go. Oo, oyundan çıktı. Okay. Şeyi de yapmış. Don't leave me here. It all ends in me.
wait. Don't go. Oh, God. Don't leave me here. Alone. Naked. Let me try you on. Oh, God. No. Don't worry. I have your hands in the front of your throat. Honey? Don't be moved ever again. Everyone and everything. It all ends in me. Ya beni şeyle... Not a fan of light, huh? Bak ya, fucking boşu figures. Boşuna beni... Enerji şeyiyle uğraştırmaya çalıştı ya. Yani doğru tuşa basıyormuşum, beni boş yere uğraştırdı ya. Lan ben de bakıyorum, kolum yanmıyor ki. Beyaz değil ki enerji patlaması diyor. Anlamsız bir gerginlik var. Burayı da kaydetti.
sefer koşarak gidiyorum ama. What the fuck was that? Bilmiyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ama bu dünyanın iblisi şeytan olduğu belli. Bir saniye arkadaşlar. Yani zaten ne oldu? Apaçık ortada. Evet, hadi bakalım. Biz normal dünyadaydık. Bir anda o resimlerden sonra diğer boyuta geçtik. Duvarın arkasından parçalayıp bizi çekmesin içeri. Ayağı mı kayacak? Most people spend their whole lives seeing only a fraction of our reality. Lucky them. Ne oldu? Nereye geldik? Ofise mi? I have spent my whole life looking beyond the edges of our reality. Even as a child, I saw things that would break a grown man. Eventually, I grew into it. It became my normal. But that thing, it was anything but normal. I've never encountered anything like this. This ravenous. I felt lost. I came to Neva looking for answers, and all I got was more questions. What was that monster? Who was Thomas? And what did he want from me? Ufak da olsa optimizasyon sorunu var oyunda. Sanki güçlü PC bile zorluyor yani. Wake up, please. Marianne. Marianne. I woke up with icy water in my veins. Başına geçenleri anlatıyorum. I wanted nothing but to get out of there. To just get up and run until my legs give out, until my lungs collapse. But I knew I couldn't. It wouldn't have solved anything. And besides, sadness needed my help. Bu arada dışarıda yağmur mu var? Çok pardon. Geleceğim oraya. Dem böyle şimşek çakıyormuş gibi geldi bana ama. Ya dışarıyı göstermiyor. Yani şimdi öyle bir şey olsaydı şuranın atmosferi ikiye katlanırdı. Is someone there? And happy. You're okay. Sadness? Is that you? Are you okay? What was that thing? Hello? Find Richard. Richard? No, Sadness.
The man I'm looking for is named Thomas. Who's Richard? It's on the day room. Dinlenme odası mı? Day room. Are you trying to show me the way? Dedim buradaki isimlerden birisiyle örtüşüyor mu diye de. Dinlenme odası burası mı? Haritaya da bakamıyorum. Dinlenme odası nerede? Şurada da bir harita var. Biz neredeyiz? Oradayız. Şu karşı ışığın yandığı yer o zaman. Bunlar aynı şeyler mi? Evet. Şu karşı ışığın yandığı yer. Diyeceğim de ayak izi falan var mı? Yok. Aa ışık söndü mü diyecektim. Sönmemiş. Burayla ilgili bir şey bulamadım. Göl kenarında kaliteli zaman. Pardon, zaten burasıymış. Day room dediği yer burası. Ailecek zaman geçirin, doğada bir tatil yapın. Böyle önceden yaşanılmış, sonradan böyle izbe olan yerler, bazı şeyler üzücü oluyor ya. Orayı rüyalarımda görüp duruyorum. Neresi burası? Silent Hill. Görebildiğim kadarıyla her yer toz ve ölüm dolu oluyor. Ruhumu paramparça eden bir hiçlik hissediyorum. Bu arada bakın, sesle ilgili bir sorun olduğunu söylüyorsunuz ama şu cızırtı oyunun kendi şey sesi. Benle bir alakası yok. Bu bölümde çok bu cızırtı sesi var. Böyle bir frekans bozukluğu gibi ama oyunun kendisinden geliyor. Baştan alıyorum. Orayı rüyalarımda görüp duruyorum. Görebildiğim kadarıyla her yer toz ve ölüm dolu oluyor. Ruhumu paramparça eden bir hiçlik hissediyorum. Ve sonra sanki boğularak uyanıyorum. Sanki rüyamda gördüğüm o tozlar ciğerimi yakıyor. Ona durması için yalvarıyorum. O ise yardım edemeyeceğini söylüyor. Ama bunu söylemek zorunda. Sonuçta değil mi? Şu şeyin cızırtısı deyip şu lambanın kendince atmosferik bir şey yapmışlar ama bu da şey, dinlenme odası küçükler için en güvenli yer. What now? Heh, al sana ne olacağı belli. Burası yandı. Of, cızırtı gitti, kafamız rahatladı. First Thomas, then Richard.
Before I knew it, I was looking for a bunch of strangers. At least sadness was still with me, in a way. Yüzme havuzuna mı geldik? İyi, burada oyunu kaydetti. Şu kamera açısı da güzel ha, ilginç. Hoş Silent Hill oyunlarında da var bu kamera açısı da. Is that? Oh God, it's everywhere. How many people died here? Asıl önemli olan ne için böyle bir şey oldu yani, ne oldu burada? Şimdi de burası şeye, Çernobil'deki yüzme havuzuna benzettim. Lan oyun bak, kilitlenme ha. Bir birkaç kere kilitlendin zaten. Havuzun derinlikleri de derinliği de gözükmüyor. Oho, bayağı sıkıntılı. Buradan da gidebiliriz, oradan da herhalde. Of, burada katliam olmuş. The nurse, she did it. She killed them all. It was like something possessed her. Is that really what you want us to put on record? It's what I saw. The nurse? But how? Why? Hemşire kafayı mı yemiş? Let me be frank. This case is problematic. My superiors want it to go away. I want it to go away. You can see how your statement complicates that? Comrade? Yes, I understand. Some things don't just go away. They stick. They echo. Da bir şey var. Buraya niye çıktık peki? Şurada bir oyuncak var. Ben de buraya çıkınca dedim kesin burada bir şey var. Allah Allah, bir şey yokmuş. İn o zaman. Hani gizli bir bölme gibi geldi bana. Burada da bir yazı gibi, bir işaret gibi bir şey var ama belirsiz. Başka da bir açıklama yok. Saat 4'ü 5 geçiyor gibi.
Allah Allah, orada ne var ki? Yok, ileri iteklettiriyor. Doğru bir şey mi acaba? Geriye çekemiyorum. Buradan gitsem bir daha gelebilecek miyim? Bu niye ileri itekliyor ki? Kan mı akıyor? Ne yapıyor? Kan akıyor. Şu yerdeki tank mı? Oyuncak tank. Ya bunun böyle olmaması lazımdı işte. Bozduk. Geri çek madem öyle. O da olmuyor. Şu merdivenlerin oradan inip bir şey mi alacaktık? Ne yapacaktık? Cover your nose. Try not to look at him. The sooner we're done, the sooner we can get out of this place. Definitely didn't need to feel that. Burnunu tıka diyor. Niye öyle bir şey? Cover your nose. Try not to look at him. The sooner we're done, the sooner we can get out of this place. Canım, keşke bu mektubu sana gönderecek kadar cesaretim olsaydı. Posta kutusuna at gitsin. Değil mi? Çok basit. O halde neden bunu yapamıyorum? Ama bir gün yapacağım, söz veriyorum. Seni tüm kalbimle seviyorum. Bize şu an aşağı şeyleri açmak için ya bir kesici, mesici, bir anahtar gibi bir şey lazım veyahut da Dayroom'a başka noktadan geçeceğiz. İhtiyar Frank. Frankis, seninle ne yapacağım ben? Niva'nın kapatılmasından sonra seni kovmamam için yalvarmıştın. İşleri yoluna koymak için zamana ihtiyacın olduğunu söylemiştin bana. Faydanın dokunabileceğini söylemiştin ama şimdi beni bir bahane olarak kullandığını biliyorum. Şu yazdığın mektuplar da bir bahane, onların hiçbirini göndermemişsin.
Ailem iyi. Bay Rikoviç. Muhtemelen önümüzdeki bahar eve gideceğim. Ya da en geç yazın. Sen kimi kandırıyorsun Frank? Her neyse. Burada olduğun sürece en azından sana göz kulak olabilirim. Körkütük sarhoş olup bir kar yanında bayılmadığından emin ol yeter. Sanırım en azından bunu yapabilirim. Ah Frank ah. Yaşamaktan korkuyorsun ama ölmek de istemiyorsun. Bazen seni bu şekilde kullandığım için kendimi suçlu hissediyorum. Ama sonra her türlü yardıma ihtiyacım olduğunu hatırlıyorum. Frank ve Rikoviç. Oyunu zaten şu an herhalde kaydetmek üzeredir. Bölümü bitiririz. Burası şey üst taraf. Are those bolt cutters? Might be useful. Oh, işte bizim. If only I could reach them. Bizim ihtiyacımız olan şey bu. Oyunu şu an kaydetti arkadaşlar. Civata kesiciyi bulduk. Kesersek bütün kapılar açılacak ve buradan geri döneceğiz. Büyük bir ihtimalle şu kapıdan bir şey alacağız gibi gözüküyor. Bir sonraki bölümde devam edelim. Zamanımızı aşmayalım. Oyun ilginç. Yani oyun şu an hiçbir şekilde bir şey söylemiyor. Olayların neden olduğunu, kimler tarafından, bir hemşire lafı geçti ama sadece hemşireyle olacak iş değil. Hemşirenin çıldırdığını söylüyorlar. Ama bu işin içine başka şeyler de olabilir. Koskoca büyük bir tesis. Nasıl bir katliama yol açtı bilmiyoruz. Hep beraber göreceğiz. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.